Biz şimdi çıktık bugün evden. Viyana'nın geri kalanını gezeceğiz. Klarnet, mulanet çalacağız, bir şey yapacağız. Onlar bugün işin iyi tarafı hem hava güzel, hem araba var. Hem Selim var yanımızda. Şimdi gideceğiz, Recep'i alacağız. Benim bacak gene daha iyi düne göre. İyi yani, başladık bakayım. O zaman biz geçelim abi, akşam tamam. Görüşürüz. Oldu, hadi görüşürüz. Siz buradan zaten aşağı inince sola döneceksin. Ondan sonra devam edeceğiz. Yani Navi'ye yazarım zaten, götür. Tamam, oldu. Hadi, hadi görüşürüz abi. İyi adam ya. No. Max to mine auto photo. Ben? No, this one. Warum nicht mine auto? Das ist noch schöner. Auch schön. If you want, I can record you. Your dog. It's cool. Hey. Hey, look at me. Thank you. Ya, danke. İyi adam, sıcakkanlı. Şimdi burada Viyana kuşatmasıyla ilgili böyle önemli bir nokta var. Bir tepe, Kahlenberg Tepesi. Şimdi biz oraya gidiyoruz bakmaya. Ne, bina mı? Bu ne olabilir ya, bakayım da. Yani bina... Ya bunun üstünde bir tane lokanta vardır muhtemelen. Orada geçiriyorlardır işte. Uşağa baksana. Değil mi? Ucuz. Olmaz mı canım, var tabi. Ben fitness'e gidiyorum işte. Yani şey... Baya baktım da Türkiye'de çok pahalı ya. İyi bir bisiklet yani 4000 liradan aşağı değil şu anda. O da çok para. Ne yazmışlar altına? Bizimkiler. Ne yazıyor? Yani şey... Ukrayna kozakları. Herhalde şey... Ellerinde mumlar var. Kutlama için gelmişler ya. Kutlama için falan gelmişler. Ukraynalı kozaklar. Sözünü ettiğimiz kaleye geldik. Bakalım geziyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, hani 8-10 tane filan anca var. Yüksek bina. Kanka bir oradan çekilsene. 9'dan 5'e kadar. Hmm. Sonrası çekirdek kola yapmak isteyenler için. Ne güzel buradaki insanlar ya. Teyzeler çok güzel. Çünkü Türkiye'de de bazı böyle şeyler var. Eskiden kiliseymiş. Minare dikiyorlar, cami oluyor. Evet. Mesela çatı yapıyorlar, kilise oluyor. İlber Hoca'ya sormak lazım bunu. Burası da gene turistik bir yer. Japonlu maponlu böyle. Her türlü. Ben bunları önce siyasi protesto falan zannediyordum ya. Bak, aa, Aylin'le Eren. Var zaten, Türkler de var. Aylin ve Eren'e mutluluklar. Bahar'la Ercan. Bahar'la Ercan'a da mutluluklar diliyoruz. Ondan bence sonra. Bu videoyu izliyorlarsa da beğenmeyi, yorum yapmayı kanala. Nereye bakıyor bakayım bunlar? E şeydeki manzara da aynı yani. Yukarıdaki. Aynen, hatta daha güzel. Hijyenik olmayan ürünler sokakta. Hindistan mı lan burası? Şu an geldiğimiz yerde bak yazıyor. Türk Parkı demek işte bu. Bu niye Türk Parkı demişler? Onun sebebi var mı? Onu gerçekten ben de bilmiyorum. Onu da hiç araştırmadım. Türk Parkı olarak geçmiş. Demek ki bir kalıntısı var zamandan. Bugün de hava iyi başlamıştı. Sağ olsun. Gene bozdu. Olsun. Burada da hararetli maçların yapıldığı
Kolay sayı verdiniz. Türk Parkı da böyle bir yermiş. Görmüş olduk. Bana tanıdık geldi burası. Şu sağda bir tane kilise gibi bir şey var. Aynen. Nerede Araplarda? Ya çok uykuluyum ya. Bu el ne? Elini yapsın. Elim böyleydi. Şimdi karışık durum. Bunun içinde tavuk döner, et döner, kıyma döner, köfte, möfte, et. Her şey var böyle. Morlağana var, marul var. Isırıyorum. Valla güzel. Ben güzel. Efendim? Geri mi dönüyorsunuz? Geri, yani geri doğru dönüyoruz. Eyvallah, sağ ol. Kesene bereket, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu araba arkadaşın arabası. 23 yaşında. Tramvayda şoför olarak çalışıyor ve böyle bir arabaya çok rahat binebiliyor. Vergisi, sigortası, mazotu, şeysi, her şeyini karşılayabiliyor. İyi, ne güzel. Darısı başımıza. Aynı yerlerden geçip duruyoruz değil mi? O da gibi çıvayımız var, iki tanesi bir şey diyor. Var sağ olun. Yok çok yardım et yani. Yerinize çekin ama gaza bekleniyorsun. Yok her şey. Burada da Türkçe müzik çalıyor. Baksana Sıla var. Biz bu arada Viyana'dayız. Bugünkü videoda bizi Türkiye'de zannedebilirsiniz. Ama biz Viyana'dayız. Şöyle nereden Viyana olduğunu göstereyim. Senin adın Kirlik mi? Aha. Şuraya bak. Yani arabalar Viyana plaka. Seninkini özellikle çekeceğim. Abi 5-3-6. Adam. Evet, bugün önceki günlere göre bayağı sakin, bayağı yemeli içmeli, takılmalı bir gün. Yenilince ağlamak, yenmek için hile yapmak. Her sonuçta pay kapmak, dünya kuralı olmuş. Taşla bozma kalp derse hep kanla dolmuş. Kanalımı kırdığında uçamadım anneye, savaşa sokmadan boş durdum. Kalbini acımaya nerede sarkına eğriye doğru giden. Kopacak ellerimiz, bu kalacak darbının yanına. Bu kaçıncı denememiz, yine çıkamıyoruz yarına. Bak gördün mü, tonu değişti. Tamam. Evet, 80 euro ceza yarın. Evet, bugün aşağı yukarı bizim yaşıtlarımızdaki hani gurbetçi insanların, çalışan insanlar tabii bunlar, hayatına, hafta sonu yaşamına konuk olmuş olduk. Bu şekilde şimdi de 60 yaşlarında bir abinin, gurbetçi abinin yaşamına konuk olmaya gidiyoruz. Takipte kalın. Biz şimdi geldik camiye. Şöyle girelim bakayım. İçeri direkt illa biri vardır. Ben şunu çapam. Selamünaleyküm abi. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyi, geziyoruz. İyi, bugün gene yağmurlu geçti. Valla işte şansımıza, ne yapacaksın? Tamam, şu indireyim şunu da geleyim abi. Böyle. Evet, 60 yaşındaki gurbetçilerin hayatına da konuk olduktan sonra özellikle Şükrü abi başta olmak üzere diğer tüm cami cemaatine ve özellikle bugünkü akşam namazını kıldıran genç arkadaşa, duydun mu sesi? Evet.
İyiydi değil mi? Aynen. Bayağı iyiydi valla. Maşallah diyorum, nefesine sağlık. Avrupa'nın kapitalistlere ve neofaşistlere karşı dayanışması için Jenseits büyük ihtimalle birleşmek olabilir. Genelde böyle şeyler kullanıyorlar. Hemen bakalım. İşte tersi. Bu Katerina. Doğru yoldasın. Devam. Bakıyorum dosto. Şükür abi, ben sana buradan da teşekkür etmek istiyorum. Adam gidince kuşunuzu alın dedi. Dinlenin dedi. Ben gelirim dedi. Anahtarı verdi bize. Çok iyisin ya. Teşekkür ediyoruz abi. Hemen videoyu koyalım yüklemeye. Şimdi biz geldik eve. Temizliğimizi yapalım, hazırlığımızı yapalım, dinlenelim diye. Yani bu yola çıkarken inan ki ben hiç bu tarz şeyler olacağını düşünmemiştim. Ya tamamen hani gideriz, 3-5 kuruş bir şey kazanırız, ederiz. Kalırız sokakta, çadırda, bilmem ne. Ben bir kere sadece bir gün dışarıda kaldım. Onun dışında tanıdık, tanımadık. Yani kimse bizi yolda bırakmadı. Herkes çok yardımcı oldu. Ben hazır burada işte kamerayla baş başa kalmışken hani söyleyeyim dedim. Yani bize yardım dokunan herkese yani çok 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 teşekkür ederiz. Ondan sonra yani sayelerinde o insanların gezimiz daha konforlu, daha uzun, daha keyifli, daha öğretici, daha bilgilendirici, yani her anlamda daha üst seviyeye çıkıyor. Bu yüzden ben çok teşekkür etmek istiyorum merkeze. Evet, ben de duştan çıktım. Şükrü abi yarın işe gidecek, artık onunla vedalaşıyoruz. Anahtarı alıyor yanına, biz kapıyı çekip çıkacağız. İnşallah. Her şey için çok sağ olsun. Yani şey değil, çok memnun oldum. Yani gerçekten hani abi, sanırım çok sevindim söyledim. Yani. Eyvallah. Hadi. Yolunuz açık olsun inşallah. Bahtınız açık olsun. İnşallah. Gerçekten. İnşallah. Yani sevindim. Hı-hı. Hani bu mutluluğu yaşattınız. Havalarında yani çok, çok şeyle geçmiş ederim. Olması. Allah'ın izniyle. Hı-hı. Dışarıda bırakmadınız ya. Yani gelecek hayatınıza başarılar diliyorum. İnşallah sana i̇nşallah da İnşallah hayırlısı abi. Olur. Sağ olun, Allah razı olsun. Senden takip etsen. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz inşallah. Hadi. Şimdi sabahleyin belki...